Kıymetli arkadaşlarım, sevgili saygıyla selamlıyorum. Bu usul dersimizde 10 zamanlı usullerimizi göreceğiz. 10 zamanların hem Türk sanat müziğindeki hem de Türk halk müziğindeki farklı kullanışlarını anlatmaya gayret göstereceğim. Başlangıçta Türk halk müziğindeki farklı dizilimleri örnekleriyle kısaca anlattıktan sonra Türk sanat müziğindeki curcuna, aksak semayı, ağır aksak semayı, müstakilen ayrıca curcuna usulü, lengfahte ve cengi harbi usulleri, hepsi 10 zamanlı usuller bünyesinde ele alacağımız usuller. İlgili arkadaşlar, bu konuyu merak eden arkadaşların sabırla takip etmesini tavsiye ediyorum. Ve her birinin de ayna görüntüsü vererek ben usullerini de vuracağım ki ekranda izlerken kafa karışıklığına sebep olmadan rahatlıkla usulü vurabilirsiniz. Ayrıca eser örnekleri de vereceğim. Fakat eserleri bu videoda okumayacağım. Bilahile eserleri nota solfej videolarını hazırladıktan sonra bu videonun altına linklerini ekleyeceğim. Evet, öncelikle Türk halk müziğindeki kullanımlarıyla ilgili bilgi vereyim. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi 2 artı 3 artı 2 artı 3 şekli var ki bu aksak semaiye tekabül eden hali. Bu arada Türk halk müziğinde 10 zamanlılar karma usuller içerisinde ele alınır arkadaşlar. Örneğin Kırklar Dağı'nın düzü türküsü, Diyarbakır kayıtlı olan türkü bu dizilime güzel bir örnektir. İkinci hali 3 artı 2 artı 2 artı 3 şeklinde bir dizilim. Bu curcuna usulüne daha uygun. Bunun için de örnek olarak Elazığ türkülerinden İndim Yarın Bahçesine veya Urfa türkülerinden Harman Yeri Sürseler türkülerini bu dizilim için örnek olarak verebiliriz. Halk müziğinde kullanılan halinde bir üçüncü örnekte 2 artı 3 artı 3 artı 2 şeklinde bir dizilim var. Bu da lengfahte usulünün dizilimine daha uygun. Çift Jandarma Geliyor türküsünü buna örnek verebiliriz. Halk müziğindeki kullanımları bu şekilde. Şimdi asıl konumuza dönelim. Türk sanat müziğindeki uygulamaları. 10 zamanlı usullerimiz, yani 10 birim zamanlı 6 vuruşlu, o şekilde ifadelendirelim bunu. Öncelikle aksak semai usulüne bakalım. Aksak semai usulü 3 mertebe halinde ele alınır. Bunlardan ilki 10-16'lık curcuna şeklinde. İkincisi 18'lik aksak semai ve üçüncüsü de 14'lük ağır aksak semai olarak vurulan usullerdir. Hemen curcuna haliyle nasıl yazılır onu ekranda görüyoruz. Ve şimdi aksak semai haliyle yazımını görüyorsunuz. Ve şimdi de ağır aksak semai olan halini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hemen aksak semai halinin vuruluşuna bir bakalım. Şu şekilde vuruyoruz. Düm teka düm tek tek. Bir kez daha vuruyorum. Düm teka düm tek tek. Evet. Yani ilk mertebesi olan curcuna ve üçüncü mertebesi olan ağır aksakta da darplarımız bu şekilde arkadaşlar. Aksak semainin bir ikinci şeklini görelim yazım olarak. Burada öncekinden farklı olarak sondaki tek tek olarak vurduğumuz yeri sadece tek olarak vuruyoruz. Bunun da hemen vuruluşunu göstereyim. Burada darp sayımız tabii 5'e düşmüş oluyor. Düm teka düm tek. Bir kez daha vuruyorum. Düm teka düm tek. Yine 10 zamanlı fakat darp sayısını 5'e düşürecek şekilde vurduk. Bu da aksak semainin bir ikinci şeklidir arkadaşlar. Şimdi bir de aksak semainin nakış semai formundaki eserlerde kullanılan bir hali var. Onun da hemen nota yazılımını görelim. Burada yine 5 darp var. Fakat vuruşumuz şu şekilde arkadaşlar, bakın. Düm tek tek düm tek. Bir kez daha vuruyorum. Düm tek tek düm tek. Evet, bu da nakış semai formundaki eserlerde nadiren kullanılmış olan hali aksak semai
usulünün. Bu arada bir ara bilgi olarak şunu söyleyeyim. Bu usullerin çıkışında işi daha yakından bilen arkadaşların bilgisi dahilindedir. Aruz kalıplarının etkisi vardır. Mertebe itibariyle Aksaksema ile Curcuna arasında şöyle bir farktan bahsedilebilir. Curcuna mertebesinde failatun ile başlayan kalıplar daha uygun düşer. Fakat Aksaksema'yı diziriminde mefaülün ile başlayan dizilim daha uygun düşer. Evet kıymetli arkadaşlar, Aksaksema'yı usulünün 14'lük ve 12'lik mertebelerinde ve ağır Aksaksema'yı usulü altında bir de şu şekilde vuruş var. Bunu da hemen anlatayım. Burada da 8 darplı vuruş söz konusu. 14'lük ve 12'lik mertebeler darp sayısı aynı şekilde, mertebe farkı var arada. Düm teka düm 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 tek tek düm teka düm 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 tek tek. Bu 8 darplı olan haline neden ihtiyaç duyulmuş? Bu tamamen güfte taksimatı itibariyle hecelerin vuruşlarını isabet edişleriyle alakalı. Örnek şarkılar söyleyeyim. Kazaskeri Mustafa İzzet Efendi'nin Segah makamında ve Ağır Aksaksema'yı usulündeki Doldur Getir Ey Saki Gülçehre Piyale şarkısı veya Tamburi Ali Efendi'nin Hicaz makamında ve Ağır Aksaksema'yı usulündeki Hasret Odu Yaktı Ciğerim Ey Ruhi Alim şarkısı bu usul için örnek teşkil edecek eserler. Şimdi bir de kıymetli arkadaşlar, müstakilen Curcuna usulü var ki bu demin Aksaksema usulündeki bahsettiğim mertebe olarak isimlendirdiğimiz Curcuna'dan farklı müstakil bir usul olarak Curcuna usulü şu an ekranda görmektesiniz yazılımını. Bunun da vuruluşunu hemen göstereyim. Düm tek ka düm tek ka. Bir kez daha vuruyorum. Düm tek ka düm tek ka. Bu usulde de 10-16'lık ve 18'lik iki mertebe söz konusu ve birçok şarkıda bu usul kullanılmıştır. Birkaç şarkı örneği verecek olursak Süphüziya Özbekkan'ın Kürlüce Asker şarkısı Bir Gamlı Hazan'ın Seherinde isimli sözlerinde Ahmet Haşim'in yazdığı güzel bir eserdir. Yine Şevki Bey'in Ol Gonca Dehen Bir Gül Handan Olacaktır eseri yine Curcuna usulüne örnek olarak verilebilir. Selahattin Pınar'ın eserlerinden Geçti Ömrüm Yine Hala Ben O Bin Dert İleyim yine Curcuna usulüne verebileceğimiz örneklerden. Evet. Arkadaşlar bir ayrı konu Aksaksema'yı evferi ile alakalı. Hani 9 zamanlı usullerde evferi görmüştük. Farklı olarak yani aksaktan farklı olarak sonda tek tek yerine tek tek şeklinde bir vuruştu. Aynı mantıkla Aksaksema'yı evferi usulünde de yine 10 birim zamanlı 6 vuruşlu bir usul. Ekranda notaları görmekteyiz. Hemen onun da vuruşunu göstereyim arkadaşlar. Düm tek ka düm tek tek düm tek ka düm tek tek. Biraz daha yavaş alalım. Düm tek ka düm tek tek düm tek ka düm tek tek. Evet, Aksaksema'yı evferi usulüne de örnek şarkı olarak Medeni Aziz Efendi'nin Hüzzam şarkısı Kerem Eyle Mestane Kıl Bir Nigah isimli eseri örnek verilebilir. Şimdi gelelim Lenk-Fahte usulüne arkadaşlar. Lenk-Fahte usulünde yine 10 birim zamanlı ve 6 vuruşlu bir dizilim var. Ekranda notalarını görmektesiniz. Hemen usulümüzün vuruşunu örnekleyeyim. Düm tek düm tek tekke düm tek düm tek tekke. Bir kez daha vuralım biraz daha yavaşlatarak. Düm tek düm tek tekke
Düm tek, düm tek, tekke. Evet, lenkfahte usulünün vuruluşu bu şekilde arkadaşlar. Lenkfahte usulüne örnek eser olarak Zekai Dede Efendi'nin Suznak bestesi, Serde Hevai Kakül Dilde Hayali Canan isimli eseri örnek verilebilir. Kıymetli arkadaşlar, son olarak Cengi Harbi usulü var. Cengi Harbi usulünde de aslında halk müziğindeki algıladığımız mantıkla düşünecek olursak 2 artı 2 artı 3 artı 3 dizilimine benzeyen bir vuruş söz konusu. Ekranda notaları görmekteyiz. 10 birim zamanlı ve 10 vuruşlu bir usuldür bu. Şu şekilde hemen vuruşunu örnekleyelim arkadaşlar. Düm tek, düm tek, düm tek, tek, düm tek, tek. Yavaş bir şekilde bir kez daha vuracağım. Düm tek, düm tek, düm tek, tek, düm tek, tek. Evet kıymetli arkadaşlar, Cengi Harbi usulüne de sözlerini Niyazi Mısri'nin yazdığı ve Refik Fersan'ın bestelemiş olduğu Rast Temenni'yi örnek olarak verebiliriz. Bulan özünü, gören yüzünü sözleriyle başlayan eser güzel bir örnektir. Cengi Harbi'nin bir ikinci bir şekli de şimdi ekranda gördüğünüz hali arkadaşlar. Onun da hemen vuruşunu göstereyim küçük ekranda. Düm 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 tek tek düm tek tek düm 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 tek tek düm tek tek. Evet kıymetli arkadaşlar, 10 zamanlı usullerimiz biraz uzunca süren bir video oldu, ders oldu. Fakat kendi içerisinde çeşitlilik arz ettiği için bunları anlatmak durumundaydım. Eserlerin velvelelerini vermedim. İşin meraklısı, ritimle alakalı geniş, ayrıntılı bilgi isteyen arkadaşlar mutlaka velvelelerini merak edeceklerdir. O meraklarında gerek İsmail Hakkı Özkan'ın Türk Musikisi Nazireti ve Kudüm Velveleri isimli eserinden bakabilirler veya Şeref Çakar Hoca'nın Milli Eğitim Yayınları'ndan çıkmış olan Türk Musikisinde Usul isimli kitabını inceleyebilirler. Oradan velvelerine bakabilirler. Ayrıca sanıyorum internet üzerinde de bu usullerin velveleriyle alakalı görselleri bulabilme imkanları var diye düşünüyorum. Bir sonraki usul dersimizde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.